Arayalım bakalım Nazlı Hanım'ı. Çalıyor. Alo. Merhaba. Kiminle görüşüyorum acaba? Ben Ayşegül Günay. Bir televizyon programından arıyorum. İsmi bir şansım olsa ben kiminle görüşüyorum acaba? Ben Güzem. Hangi televizyon programı? Show TV'de yayınlanan bir televizyon programı. İsmi bir şansım olsa Gizem. İzledin mi, hiç gördün mü? Hayır, hiç izlemedim. Çünkü ben o kadar televizyona bakmıyorum. Eğer baktıysam da çizgi film izliyorum. Çizgi film izliyorsun. Kaç yaşındasın Gizem? 8 yaşındayım. 8 yaşındasın. Peki Gizemciğim, evdesin. Bir büyüğün var mı evde yanında? Yanımda var ama niçin istiyorsunuz? Biraz konuşmak istiyorum. Programımıza davet etmek istiyorum. Kim var yanında Gizem? Nazlı teyzem olur. Nazlı Hanım, teyzen. Peki nerede şimdi teyzen Gizemciğim? Yan odada. Çağırabilir misin telefona? Tabii ki, çağırıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Alo, buyurun. Nazlı Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun. Nazlı Hanım, ben bir televizyon programından arıyorum sizi. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programı. İsmim Ayşegül Günay, nasılsınız? Teşekkür ederim Ayşegül Hanım, sizler? Çok teşekkürler, iyiyim. Nazlı Hanımcığım, programımızı izliyor musunuz, izlediniz mi bilmiyorum ama bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz, mümkün mü? Tabii. Eğer siz de uygun görüyorsanız olur. Evinizin önünde bizim aracımız var. Ekibimiz de orada. Eğer araca inerseniz size ait olan emaneti alabilirsiniz. Ben sizi birazdan tekrar arayacağım araca geldiğinizde, tamam? Pekala. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Nazlı Hanım. Nazlı Hanım araca gelmiş, arıyoruz. Evet, dinliyorum. Nazlı Hanım araçtasınız. Evet, araçtayım. Nazlı Hanım, ben şimdi telefonunuza mesajla bir şifre gönderiyorum. Hatta gönderdim. Araçta bir kasamız var, görebildiniz mi? Evet. O şifreyi girerek kasayı açarsanız size ait olan emaneti alabilirsiniz. Peki. Telefonu kapamayın lütfen. Ben de merak ediyorum ne olduğunu. Murat. Efendim? Murat. Ne var kasada, öğrenebilir miyim? Ultrason fotoğrafı. Ultrason fotoğrafı. Evet Nazlı Hanım, programımıza Murat Bey başvurdu. Nazlı Hanım, ben sizden bir şey rica edebilir miyim? Ben sizinle tanışmak, biraz sohbet etmek istiyorum. Bizim aracımız sizi benim olduğum yere getirebilir mi? Çocuklarım evde şu an. Eğer sizin için sakıncası yoksa çocuklarınızı da alıp gelebilirsiniz. Onları da getirebilirsiniz yani. Peki. Tamam, tamam. Çok teşekkürler. Ben sizi bekliyorum o zaman Nazlı Hanım. Hoşçakalın. Sağ olun. Sakin bir hanım gibi. Yani böyle sakin, temkinli. Yani sesinden öyle bir tavrı var gibi. Ama böyle o Murat deyişi beni biraz şey yaptı, böyle Murat yani. Çok hoşuna gitmedi. Çok hoşuna gitmedi. Görüşeceğiz. Evet. Konuştuk Nazlı Hanım'la. Ulaştınız, çok sevindim. Ulaştık. Ultrason kağıdı koymuşsunuz. Zaten anladı. Dedi ki Murat mı? Evet dedim.
Tabii ki biraz tereddüt yaşanıyor başta. Hani gelmek istemiyorlar. Yahut hani neden şimdi sorularıyla falan karşılaşıyorsun? Ama ikna ettim. Geliyor. Çocukları bir yere bırakamam. Çok teşekkür ederim size. Rica ederim. İnşallah yanınıza da gelir. Çocukları bir yere bırakamam dedi. Ben de çocuklarıyla birlikte gelebileceğini söyledim. Var. İşte ise kızım da inşallah geldi. Kızınızı da görürsünüz. Yeğenim de gelecek. Yeğeniniz de gelecek. Süper. Ay. Heyecanlandınız. Yani yıllardır görmediğim bir kızım var. Yani hasreti bilemezsiniz, anladınız mı siz? O hasreti... Sakin olun, sakin. Su alabilir miyim acaba? Tabii tabii, ben arkadaşlar de... bir su alabilir miyiz lütfen? Zor... Yani düşünürken bile evlat... burnumun direği sızlıyor çünkü gözümde tutuyor. Ben onlara haksızlık ettim açıkçası yani. Haksızlık ettim yani. Zor. Haksızlık ettim. Nasıl tanıştınız Nazlı Hanım'la? Onları anlatalım mı azıcık? Güzel şeylerden bahsedelim. Olur mu? Yani o da başka bir hikaye aslında yani... Ben severim hikaye dinlemeyi ya. Biz metroda tanıştık. Metroda? Yani aslında tam metroda olmasa da... Şimdi şöyle ben işte işim gereği işte Levent tarafında... Çalışıyorsunuz. Çalışıyordum. İşe de sürekli metro ile gidip geliyorum. Araba kullanmayı açıkçası gündüz vakitleri çok sevmiyorum. Metroda bindiğimde aynadan bir yansıma gördüm. Yani baktım bir güzel bir kadın. Bir daha baktım. Sonra onun bana baktığını fark edince yani biraz utangaç bir insan olduğum için yani kafamı çevirdim böyle yani çok şeydi o an böyle. Baktığım anlaşılmasın. Yani baktığım anlaşılmasın diye ama. Anlaşıldı. Anlaşıldı, yakalandım biraz ama sonra ertesi gün bir baktım. Aynı evet. Saatte gene orada bu sefer yani o biraz daha uzaktaydı ama diğer vagondaydı. Sonra hangi vagondan biniyor, ne yapıyor, ne ediyor? Bir hafta boyunca hep onu izledim yani onu izliyorum böyle yani yürüyüşünü izliyorum. Ya indi işte bu kapıdan iniyor, indikten sonra kayboluyor. Nereye gittiğini bulamıyorum. Ben de onu indim işte. Hani nereden gidiyor, nereden geliyor? Saat kaçta burada bildiğiniz not tutuyorum yani kafamda ve hani tesadüf olsun diye uğraşıyorum. Hani tesadüf bir tanışma yaratmaya çalışıyorum. Tesadüf bir yani tanışma olsun istiyorum. Yani çaktırmamaya da çalışıyorum. Böyle yani direkt böyle gidip bodozlama da konuşmak istemiyorum. Çünkü ya hayır derse bana. Hayır derse. O korku da vardı. Daha sonra işte bir gün iş çıkışı... Konuşmaya mı karar verdiniz? Yok, öyle de olmadı. Ha öyle daha de. Yani hiç aklıma, benim aklıma bile gelmez açıkçası. Yani böyle bir tanışma hikayesi bir şeyi. İş çıkışı bir gün Beyoğlu'nda bir sergi vardı. Arkadaşlarım dedi ki bir sergiye gidelim. İyi dedim ben de Beyoğlu'na gideriz, bir yemek yeriz, oradan sergiye geçeriz. Hem sosyallik olur, arkadaşlarla vakit geçirme olur falan. Sergiye girdim. Sergiyi gezerken metrodaki kız karşımda ama canlı değil. Nasıl yani? Duvarda tablosu var bana bakıyor. Portresi mi? Evet duvarda portresi var bana bakıyor. Ben de o an şey düşündüm ya dedim herhalde akıl sağlığımı yitiriyorum. Yani hep onu düşünmekten hep onu hayal etmekten iyi değilim diye böyle gittim yanına yaklaşık bir... 10 dakika kadar böyle tabloya bakıyorum. Nazlı Hanım mı? Anlatacağım. Ha tamam. Anlatacağım. Orası zaten daha enteresan. Tamam. Tabloya bakıyorum. Ya diyorum ki acaba o mu gerçekten? Ya da diyorum ben mi yandım? Arkadaşıma dedim ki yani şu dedim. Burada bir kadın portresi var değil mi dedim. Kadın portresi var. Kadının gözleri böyle işte saçı ben böyle. Ben yanlış görmüyorum arkadaşım diye. Arkadaşım dedi ki evet diyor aynı şeyi ben de görüyorum diyor. Ne? Dedik sen değil niye bu kadar buna takıldın dedi. Dedim yok bir şey siz dedim gezin ben geliyorum dedim. Böyle 10 dakika boyunca böyle karşılıklı duruyoruz. O sırada birisi geldi.
Metrodaki kız. Metrodaki kız, baktım. Yani metroda baktığım kadının enerjisiyle yanıma gelen kadının enerjisi aynı değil. Yani aynı şeyi hissedemedim. Sonra konuşunca portreyi ikizinin yaptığını, yani ikizinin çizdiğini söyledi. Benim ama metroda gördüğüm kadın duvardaki kadın. Bana gelen ikiziymiş. Aslı. Aslı. Aslı Hanım, Nazlı Aslı Hanım'ın aynı resmini yapmış. Resmini çiziyor, aa, resmini yapıyor. Ben Aslı'yla tanışıyorum. Hatta bana diyor ki vaktiniz varsa biraz bekleyin. Nazlı da gelecek. Nazlı da gelecek. Tabii sizin vaktiniz bol olmuştur o sırada. Her şeyi unuttum yani, her şeyi unuttum. Bekledim. Beklediniz. Bekledim. Ne dedi sizi görünce geldi, ne yaptın? Ya çok enteresan, evet, güzel bir tanışma biçimi. Evet, çok değişik oldu bizim için. Çok değişik oldu. Sonra işte geldi. Geldi, işte konuştuk. Ne dedi sizi görünce o da bir... Ya o da yani zaten... Nihayetinde o da sizi görüyordur, siz bu kadar... Evet, aynadan bakıyormuş. O da, öyle evet, mi? O da söyledi, hmm, aynadan baktığını söyledi. Öyle... Aha, metrodaki adam ha? Aa. Ya, çok değişik oldu yani. Ne çok bileyim? Güzel. Evet. Geldi mi? Evet. Ciddi olamazsınız. Nazlı Hanım gelmiş. Şimdi gideceğim ben Nazlı Hanım'ın yanına. Biraz sohbet edeceğim onunla. İnşallah buraya yanınıza gelmek ister. İnşallah. Hatta tereddütte kalırsa ben ona bir süre veriyorum. Formatımız gereği bir süremiz var, 30 dakika kadar. Belki hemen gelmek ister. Belki düşünmek biraz daha geç gelmek ister. Gelsin, ben beklerim. Ay, ben beklerim. Şimdi sizi masaya davet ediyorum. Bir şansım olsa masasına. İnşallah birlikte geliriz Nazlı Hanım'la. İnşallah. Tamam, evet, bana müsaade edin. Müsaade. Görüşürüz. Görüşürüz.